Taylan Antalyalı üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan bir tişörtle paylaşım yaptığı için TV yüzde Turgay Demir ve Emre Bol isimli yorumcular tarafından hedef alındı. Daha önce Cagne Senegal'de timsah yordu, buraya geldi topçu oldu sözleriyle gündeme gelen yorumcu Emre Bol, Antalya'nın bir daha Antalyalı'nın bir daha milli takıma alınmaması gerektiğini savundu ve herkes yaşadığı ülkenin ahlakına, ananesine saygı duyacak diye de bir savunma yaptı. Bir diğer yorumcu Turgay Demir ise o da aynı şekilde bola katıra, katılarak Antalyalı'nın bir daha milli takım forması giymemesi gerektiğini savundu. Ve tüm bunların üzerine Galatasaray çok güzel bir paylaşım yaptı. Arkadaşlarımızdan rica edelim o videoyu dinleyelim üzerine konuşalım. Sayın Gülhan açıklamayı dinledik. Aydınlanma geleneğinin, ifade özgürlüğünün altı çiziliyor. Taylan Antalyalı'nın arkasındayız. Oyuncumuzla gurur duyuyoruz deniliyor. Bu açıklamanın bana göre en önemli kısmı etrafından dolaşılmamış bir açıklama olması, net bir açıklama olması, arkasındayız denilmesi. Siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe Kulübü ile Galatasaray Kulübü İstanbul Sözleşmesi için bir bildiri yayınladılar. Aynı şekilde kadınların İstanbul Sözleşmesi'nde kazanılmış olan haklarını kaybedilmesinde duydukları kaygı yine senin anlattığın tarzda çok net, hiç dolanmadan ifade ederek paylaştılar. Burada da bir kulübün, Galatasaray Kulübü'nün kendi futbolcusunun düşünce özgürlüğüne sahip çıkması tabii ki önemli. Ama aslında olması gereken bir şey. Yani düşünce özgürlüğünden bahsediyorsak her şekilde destek olunması gerekiyor. Ama bizde o kadar bir e, baskı unsuru içinde yaşıyoruz ki acaba ne olacak diye kaygıların içinde bir güzel bir tepkiyi gördüğümüz zaman otomatikman şaşırıyoruz. Ama olması gereken buydu ve doğru bir hamle yaptılar. Ve Galatasaray Kulübü'nün e, gerçekten kendine yakışacak şekilde bir e, tavır koyması çok önemli. Şimdi birincisi, bunu söyledikten sonra Taylan Antalyan'ın ne yaptığını değerlendirmek gerekiyor. Futbolcular, siz de takdir edersiniz ki toplumun içinde belirli misyona sahiptir. Rol model olurlar. Söyledikleri davranışları olumlu ya da olumsuz tepki görür toplumda. Ve küçük çocuklar o rol modelleri takip ederek kendilerini ona, ona kendilerini onlarda bulmaya çalışırlar. Bu kadar önemli bir yapıya sahiptir o sporcular aslında sadece futbolcu için değil. Aynen Antalyalı'nın böyle bir duyarlı hareket karşısında bir düşüncesini ifade etmesi kadar doğal bir şey olamaz. 21. yüzyılda yaşıyoruz Tolga. Her yerim... 21. yüzyılda yaşıyoruz ve bir televizyonda bu cümle kuruluyor. Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel şeye ait olduğunu bilmiyorum. Vallahi onu söyleyen kişinin kişiyi bağlar. Eminem Bol isminde bir yani yorumcu. Ona bağlı, onu bağlar. Yani Taylan Antalyalı'nın... Ama bu bir düşüncenin ürünü sonuçta. <laughs> Tabii ki. Taylan Antalyalı'nın ne koltuğu emanet, ne kalemi emanet, ne de gözlüğü emanet. Taylan Antalyalı'nın baştan aşağıya her şeyi iradesi ve kişiliği kendine ait hiçbir şeyi emanete vermediği için, kişiliğini direkt sahip çıkıp iradesini ortaya koyduğu için kendisi için doğru olanı çok güzel ifade etti. Ama emanete bıraktığınız değerler üzerinden hareket ederseniz çan kulesinde ne istiyorlarsa onu söylersiniz. Ve ona göre hareket edersiniz. Siz ancak bir emanetçi olabilirsiniz. Bir iradeyi ya da bir kişiyi temsil etmeniz mümkün değil. Taylan Antalya'da ama bir iradeyi, kendi iradesini ve kendi kişiliğini temsil ediyor. Ve Galatasaray Kulübü de o kişiliği ve iradeye sahip çıktı. Bu çok önemli. Net bir açıklama. Yani çok net bir açıklama. Bak, fobi homofobik bir durum bu. Tamam mı? Bu durum homofobik bir durum. 1960 yılında Amerikalı bir bilim insanı homofobik durumu tespit etmiş. Fobi gerçeğe aykırı beyan demekmiş. Gerçeğe aykırı beyan demekmiş. Yani gerçeğe aykırı düşüncenin bir beyanından bahsediyoruz. 1960'ta bu temsil, temsil ediliyor. 61 yıl sonra bizde kullanılıyor, konuşuluyor öyle bir şey olabilir mi ya? Bir kişi istediği şekilde ne demek yani o gök kuşağını yemekle neyi temsil ediyor ya da neydi bir düşünceyi, bir özgürlüğü ortaya koyuyor Taylan, Antalya. Kendi bireysel özgürlüğünü koyuyor. Ve aynı program içerisinde de destek bulduğuna göre bu müferit bir durum değil. Tabii ki münferit bir durum değil. Türkiye'de zaten bunu çok ağır koşullarda yaşayan insanlar var. Evet. Canını ödüyor. kaç kişi öldürüldü Tolga bununla ilgili? Yani bir insan öldürülüyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Türkiye'de öldürülen kadın sayısına bakabilir misin yani? Bırak bunu bu tarafını. Biz daha oralarda uğraşıyoruz. Kadınlarla ilgili problemler, bununla ilgili problemlerimiz var. Ve insanlar öldürülüyor. Bırak düşünce özgürlüğünü açıklamayı. Ama bu kişiler kalkıp milli takımı alınmaması ile ilgili bile kendilerinin haddini aşacak beyanlarda bile bulunmayı cesaret edebiliyorlar. Evet. Yani Böyle bir şeyi kabul etmek ve hak mümkün değil. Ve hak olduğunu söylüyor. Şimdi burada sorun ne? Turgay Demir Taylan, Taylan Antalyalı bir daha milli takım formasını giyemez. Ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım. Evet savunabilir. Bunu hak olarak görebiliyorsa bunun sorumluluğunu alacağı tepkinin de karşılığını alabilir. Taylan nasıl aldıysa ve arkasını nerede savunuyorsa o da o tepki. Herkes de bunun tepkisini gösterdi Ama zaten. burada bir hedef gösterme söz konusu. İstediği kadar gösterse Karşılığı olmaz Taylan. Şey Tolga. Cım. Bak sen de buradasın, ben de buradayım. Onik Bey de burada. Kamuoyunda çok ciddi şekilde Tayla'na destek çıkıldı. Yani eskisi gibi evet. değil hiçbir şey. Artık Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklaması da çok o, bu değerli. O mükemmel bir açıklama. Dilerseniz onu da okuyayım. Lütfen. lütfen Her türlü din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığına ve özellikle bu yollarda yapılan ötekileştirmelere karşıyım. Galatasaray'ın ve milli takımın gururu Taylan Antalyalı yalnız değildir. Çok. Seçimi Anlamda. çok küçük bir farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'nun yani, böyle e, bir refleks göstermesi Eşref çok Eşref önemli. Eşref Bey'i de tanırım. Hakkire Şayan. Belirli bir ortamda sohbet ettiğim çok özür dilerim. Dilerseniz seçimi üçüncü tamamlayan Metin Öztürk'ün de açıklamasını okumak Ağabey. istiyorum. Taylan Antalyalı hem Galatasaray'ımızın hem milli takımımızın göz bebeğidir ve asla yalnız değildir. Fikri hür, vicdanı hür. İrfan Öhür, Galatasaray'lıyız. Bunlar çok güzel şeyler. Yani Burada ortaya koyulan tavır hiçbir şekilde ortamı e, hele hele hiçbir yetkisi ve sorumluluğu olmayan emanetçi kişilere bırakmamaktır. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. ve bu, Bunu da herkes yaptı. Duyarlı bir şekilde tepkilerini okuyalım. Birinci noktası. elden darbeyi evet. koyunca evet. E, sesi kestiler. E, dediğiniz gibi ben de iki kelime ilave edeyim. Ben de çok etkilendim. Özür, Özür dilerim hocam. hocam araya girdim. Lütfen. Ee, bu konudaki sizin e, bu e, detayları anlatmanız çok değerli, e, takdirle dinledim, e, keyif de aldım. Hocam e, ifade özgürlüğü diye bir olay var dediği gibi demin e, değerli moderatörümüzün e, o yorumcu arkadaş benim özgürlüğüm var bu tip düşünüyorum diyorsa da Tayland'da ben giydim bu da benim özgürlüğüm kimseyi ilgilendirmez demiş olabilir demek ki birbirlerine ötüşüler ama burada en önemli karşısında durulacak konu. E, büyük bir kurumun yani futbolcusuna mesela öyle bir şey olabilirdi ki a Taylan Antalyalı kadro dışı denebilirdi. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Büyük bir camianın büyük davranıp e, masaya yumruğunu vurup hop bu budur bu kadar. Burada bitecek bu tartışma deyip hemen beyanatları vermeleri amasız fakatsız beyanatları vermeleri hem camiayı bir krizden döndürmüştür. Hem de e, Taylan Antalyalı denen sporcuyu da rahatlatmıştır ve kurtarmıştır. Türk futbolunu da kurtarmıştır. Evet. Burada Fenerbahçe taraftar grubu, Beşiktaş taraftar grubu, Gençler Birliği, Ankara Yücü taraftar grupları Taylan Antalyalı için destek açıklamaları yaptı. Evet. Evet. Bu çok önemli yani. Kesinlikle. Gerçekten destek açıklamaları yaptı. E, demek ki toplumun içinde onların düşündüğünden daha fazla duyarlı insan var. Toplumun içinde hala düşünmek isteyen insanlar var evet. demek e tabi o kadar değil, 85 milyona yaklaşmış kocaman Yok, bir kitleyiz yani. Yok e, artık ama yaşanılan şeyler Efendim, insanları olgunlaştırıyor. Hocam ya. 21. yüzyıldayız. Evet, 21. yüzyıldayız. Artık şu elimizdeki <laughs> e, aletler bize dünyayı ayağımıza getiriyor. Burada bir konuya daha değinmek evet, istiyorum. Ahlakla etik arasındaki farkı iyi kavramamız lazım. Ahlak belirli normları da oluşur ve değiştirilmesi çok zordur. zordur. Hele bunu dini motifi etlerseniz ki az gelişmiş ülkelerde özellikle İslam dinini kabul eden toplumlarda dincilik üzerine sömürü mekanizmasını çok kullandığı için ahlakın aslında dinden farklı bir davranış modellerinin uygulama alanı olduğunu, dinlen hiçbir fark olmadığını ortaya koyması gerekirken bunu kullanarak içine yerleştirmeye çalışıyorlar. Ama burada yola çıkarak bizim örf adetlerimiz buna uygun değil. Böyle bir şey yok. Bugün 21. yüzyılda Z kuşağından bahsediyorsunuz. Z kuşağı dünya vatandaşıdır. Türkiye vatandaşı, Almanya vatandaşı ya da Amerika vatandaşı değil. Z kuşağı dünya vatandaşı. Ve Z kuşağı dünyaya etik değerler üzerinden bakar. Geniş bir perspektifle bakar. çünkü dünya vatandaşıdır. Burada evet. Spinoza'nın dediği gibi etik değerler iyi insan yetiştirmek için vardır. Evet. Etik değer iyi insan, en yüksek seviyede iyi insanı yetiştirir etik değerler. Çünkü tartışabilirsin, değiştirebilirsin, yenileyebilirsin. Ama ahlaki normları, hele hele dinci kılıf içine sokulmuş ahlaki normları tartışmaya bile açtırmazlar. Bunun arkasına sığınıyorlar bir de. Bunu da belirtmekte yarar var. Oradan medet umuyorlar bir de. Yani böyle de bir kötü bir evet, e, algı ana, yaratmaya Ananesine saygı duyacak kardeşim diye bir açıklaması evet, var. Evet, evet. Böyle bir o şey yok. şekilde herkes... O aneni onu bağlıyor, gibi. kimseyi bağlamıyor. Evet.